Merhabalar arkadaşlar, selamlar. Ben Münevver Konuk. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz çok şükür, elhamdülillah. Bugün ben sizlere bardak menekşesi nasıl ekilir, ekilirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, ekildikten sonra suyu bakımı nasıl olmalıdır, bunlar hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, bardak menekşeleri görselliğiyle çok güzel, harika çiçek türlerindendir. Birçok türe sahiptir bardak menekşeleri. Gerçekten çok güzel, çok göz alıcı çiçeklerdendir. Benim de vazgeçilmezlerimden diyebilirim bardak menekşeleri. Ben de bugün sizlere bardak menekşesi nasıl ekilir, ekildikten sonra nelere dikkat etmeliyiz, bunlar hakkında bilgiler vermek istiyorum. Şimdi burada ben toprak karışımı hazırladım. Bu toprak perlit, tof toprak ve biraz da sert toprak karışımı ilave ettim ben buna. Ve bu karışıma ben şimdi bardak menekşesini ekeceğim. Bu gördüğünüz arkadaşlar bardak menekşesinin kökü. Bu yumrusu. Bardak menekşesi bundan oluşuyor. Bu yumruyu elde edebilmek için en az bir yıla ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu yumrular hemen öyle 1-2 ayda yetişip olan yumrular değil. Kesinlikle çok büyük emek, gerçekten çok büyük zamana ihtiyaç vardır bu yumruları elde edebilmek için. Şimdi size ekimini göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada pet bardağın ben daha önce altlarını deldim, kestim bir makas yardımıyla. Şimdi size göstermek istiyorum. Bakın, burada bardağımızı dolduruyorum hazırladığım toprak karışımıyla. Şimdi gördüğünüz gibi özellikle bardak menekşemin alt kısmı aşağıya gelecek şekilde, bu üst kısmı yukarı gelecek şekilde tam ortasına bıraktım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi bu ekildi. Ben bunun suyunu verip cama en yakın yere, güneş alan bir yere bu pet bardaktaki yumruyu alacağım arkadaşlar. Bardak menekşem ekildi. Allah'ın izniyle inşallah en geç 15 gün içinde filiz verir, sürgün verir diye umut ediyorum. Bakın, filizler böyle oluyor arkadaşlar. Bakın, şöyle odaklayalım. Bakın, bu büyük olan bir tane de yeniden küçük bir yavru geliyor dipten. Bunlar yeni çıkıyorlar topraktan. Bunlar yeni çıkmış hali arkadaşlar. Bu goncasız hali. Bu da çiçeğe durmuş hali. Size 4 karede göstermek istedim. Bakın, bu yeni ekilmiş hali. Bu yeni çıkmış hali topraktan. Goncasız hali. Bu da çiçeğe durmuş hali arkadaşlar. Bakımı çok kolay. Ektiğimiz yumrumuzu güneşe en yakın yere, fakat tül arkasından güneş almasını sağlıyoruz. Kesinlikle buna dikkat edin arkadaşlar. Direkt cam önüne koymayın, yaprakları yanar, görüntü itibariyle hoş olmaz. Bu nedenle ektiğimiz yumruyu cama en yakın yere, tül arkasından güneş almasını sağlıyoruz. Özellikle bu ektiğimiz zaman, yani yumrumuzu yeni ektiğimiz saksıyı hafif nemli tutmaya dikkat ediyoruz. Çünkü kökler çalışacak, yani toprağa sarılacak. Bu yüzden de hafif nemli kalması gerekiyor toprağın. O yüzden toprağı hafif nemli tutun. Kesinlikle takır takır kurutmayın arkadaşlar. Bardak menekşesi patlattıktan sonra hiç korkmayın arkadaşlar. Bakın, bundan sonra Allah'ın izniyle bu büyüyecek. Çok güzel çiçeklerini açacak. Ben de inşallah gerek Instagram'da gerekse YouTube kanalımda sizlerle paylaşacağım. Bu arada Instagram sayfam çiçeklerim, ciceklerim ve ben 4. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Paylaşımlarımı. Dediğim gibi arkadaşlar, hep beraber gelişimine bakacağız. Özellikle size zaman zaman gene videolarını çekip paylaşacağım. Aslında bakımları çok kolay. Herkes evinde rahatlıkla yetiştirebilir arkadaşlar. Benim de sevdiğim vazgeçilmez çiçeklerimdendir bardak menekşeleri. Eminim ki sizlerin de öyledir ya da öyle olacaktır. Çünkü gerçekten takdire şayan çiçekler, mükemmel çiçekler açtığı zaman tam bir görsel şölen yaratıyor evde. Ben de dediğim gibi severek bakıp yetiştiriyorum ve sizlerle burada paylaşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, merak ettiğiniz sorular olursa yine cevaplamaya çalışırım.
Şimdilik sizlere aktarabileceklerim bu kadar. İnşallah bir başka videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.